arkadaşlar, yine çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle hiç yorumu ve puanı olmayan işletmeleri deniyoruz. Yine Meryem Can toplum hizmeti videolarından bir tanesi. Olur da sizlerin bu mekanlara yolunuz düşer, mutsuz olursunuz diye ben sizden önce gidiyorum ve ilk yorumu yapıyorum. Günlük hayatta hepimizin yolunu düşebileceği mekanlar belirledim. Öyleyse ilk mekanımızla başlayalım. İlk kuaförümüz. İlk durağımız daha önce hiç puanlanmamış ve hiç yorum yapılmamış bir kuaför arkadaşlar. Kuaförümüzün ismi Miel Matt Kuaför ve gördüğünüz gibi hiç yorum yok, hiç puan da yok. Birazdan içeriye gireceğiz ve ben bir saç modeli göstereceğim. Bu saç modelini yapmalarını isteyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacaklar, bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. Ve bu deneyimin sonunda da buraya ilk yorumu yapan ben olacağım. Şimdi arkadaşlar Mehmet Bey'in koltuğuna oturduk. Saç modelini de gösterdim. Zaten aşağıda da göstermiştim size. Şu saç modelini yapacağız. Saçlarımı açtık gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olacak? 70'li yıllarda Nişantaşı'nda biz rüzgar estiriyorduk. Böyle parmakla gözüküyordu. Bize saç taratmak. Ben Gülşen bu konuda da yaptım bundan. Evet. Bak şimdi adam bir saat bu saçı nasıl toplayacağını şaşırır. Gördün mü kaç dakika sürdü? Sadece acaba diyorum ki birazcık daha bak burgular daha sıkı mı yapılmış diyorum sadece. Ama olabilir, yaparız daha doldururuz araları. Elimizde olan bir şey. Daha tamamı bitince o dolu gözükecek zaten. Beğendin mi? Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sadece şu önleri evet. Şöyle değil de şu bak şu ters akışa şu doğru. O da olsun tam benzeyecek. Gözünü kapatabilirsin. Evet. Ay yazık. Çok sprey. Bak hareket etmiyor hiç. Okey o zaman. Bitti saçımız arkadaşlar. Bak gördün mü bak? Saçını da elle hiç yıkayana kadar öyle kaldı. Hakikaten baksana hayatta bozulma ihtimali yok. Bir kere böyle bir saç modeli yaptırmıştım hatırlıyor musun? Kendim yapmıştım. Tokayı çıkarttım saçım hala aynı şekilde kaskatı duruyor yani. Duşa girdim duşta da zar zor açılıyor. Bunu tarayacak asistan olur, o olur, bu. Ya olacak bu işte. Evet bazı işlerde gerçekten öyle. Altın makaslar çıkar, yer saç kesiyoruz. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hem çok güler yüzlüydü, hem gerçekten sohbeti çok tatlıydı. Çok keyifli vakit geçirdik burada. Evet arkadaşlar kuaförden çıktık. Saç modeli bence kendi içerisinde güzel oldu. Ama benim ilk başta fotoğrafta göstermiş olduğum saç modeline o kadar fazla benzemedi. Fakat hem Mehmet Bey'in hem Medine Hanım'ın muhabbeti çok iyiydi. İkisi de çok tatlı insanlardı, çok ilgililerdi. İçeriye girdiğimiz andan itibaren yani her şeyi oldurmaya çalıştılar. Bu kesinlikle artı bir puan. Çok ilgiliydiler. Kendisi eskiden çok büyük isimlerle çalışmış. Yine bizim bu Osman abi stilinde birisiydi. Biz böyle zamanında çok büyük isimlerle çalışmış insanları buluyoruz. Galiba hepsi bu Şişli bölgesinde arkadaşlar bulunuyor. Şanslıyız o açıdan. Ama şöyle bir arkadan göstereyim. Gördünüz zaten. Hani o kadar benzemedi. Bence bunda hemfikiriz. Bir de çok fazla sprey kullandılar ama bu işletmeye ilk yorumu yapan ve ilk puanı veren kişi ben olacağım arkadaşlar. Kaç puan verelim? Çok ilgiliydiler dediğim gibi. Yani çok fazla hani bir şeyler oldurmaya çalıştıkları için bu bence bir işletmede artı puan her zaman öyle değil mi? Öyle değil mi? Kötü puan vermek istemiyorum şu anda. Kalbim bir şey değil yani. Razı olmuyorum. O zaman 4 puan vereceğim. 4 yıldız basacağım arkadaşlar. İyi değil mi? Adil bir puan. Bir puan da dediğim gibi fotoğrafta göstermiş olduğum model çok fazla yakın bir sonuç elde edemediğimiz için kırıyorum. Bir de çok fazla sprey kullanımından. Normalde biliyorsunuz bir ara ben de bu saçları yapıştırıyordum. Yani biliyorum nasıl yapıldığını. Jöleyle yapılıyor, waxla yapılıyor. Biliyordur kadınlar zaten beni izleyen. Şu an 4 puan veriyorum ben. Ay, ilk defa bir işletmeye yorum yapıyorum biliyor musunuz? Oldukça ilgiliydi. Yakınlarda oturanlar şans verebilir. Okey böyle gönderiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İlk yorumunuz benden. Ve kaç senedir buradalarmış. Ona rağmen şu an ilk yorumu ben yapıyorum. Gönderdim. Yorumum yayınlandı. Teşekkürler. Şu anda evet bu işletmeye ait tek yorum benim. Bu arada bütün gün bu saçlarla dolaşıyor olacağım arkadaşlar. Diğer mekanlara da bu saçlarla gidiyor olacağım. Eğer mimik yapamıyorsam eyvah Meryem estetik mi yaptırdı falan diye endişelenmenize gerek yok. Bütün sorumlusuz saç spreyi diğer mekanımıza doğru gidelim. Az katı olmuş saçlarımla arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğimiz aklımıza geldi. Ve daha önce hiç puanlanmamış ve yorum yapılmamış bir restorana geldik. Restoran değil aslında, birazcık daha take away yemekler satıyorlar. Yeni açılmış bir yer olduğunu düşünüyorum. Hiç yorum yoktu. Şimdi gelin bakalım içeride bizi neler bekliyor. Let's go. Mekanımızın ismi Yemek Market arkadaşlar. Meze, yemek, sanat diyorlar. Meze ve yemeğin sonunda nokta var, sanatın sonunda nokta yok. Acaba bu bir şey mi ifade ediyor sizce? Neler bekliyor bizi bakalım. Ben çok acıktım. Umarım güzel bir şeyler vardır. Güzel bir şeyler varsa da ilk yorum atan da ben olacağım. İnşallah yemek vardır diyelim. Boş gözüküyor. Merhabalar. Açık mısınız? Çok çeşit kalmadı galiba. Yine de fena şeyler yok. Evet, güzel şeyler var, mercimek. Peki bu yoğurtlu olanlar nedir acaba? Karpuz şehriye, bendeki turcacı, atom, acılı, hayvan kereviz, her taraftaki kabak. O zaman biz dışarıya geçiyoruz. Çok fazla çeşit kalmamış ama kalan yemekler gayet güzel gözüküyor. Mutlu olacağım gibi hissediyorum. Çorba da söylediler. Ben çorba söylemedim. Çok çorba sevmediğim için bakalım. Tadına bakarım ama sizinkilerden. Bir kaşık alırım. Teşekkürler. Evet, yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi maş fasulyeli salatamız, kereviz ve ayva var bunun içerisinde. Ben çok severim. Burada da yine yoğurtlu mezelerimiz var. Burada şehriye çorbamız var. Burasıyla ilgili hiç yorum olmadığı için açıkçası biz nasıl bir yerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. TKV olduğu yazıyordu. Hatta yemek direkt alır çıkar arabada deneriz diye ilk başta plan yapmıştık. Ama burası benim tahmin ettiğimden şu anda çok daha iyi bir yer tipli. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Bence bu çok güzel. Zeytinyağlı kereviz. Evet, cidden çok güzel. Bayağı iyi. Çok şanslıyız bugün. Bayağı şanslıyız. Çorbamızın da tadına bakıyorum. Şehriye çorbamız. Bayağı iyi. Oha, yemekler çok iyi. Hemen şunun da tadına bakıyorum. Her şey çok iyi. Çok mutlu oldum. Beklemiyordum bu kadar iyi bir yer çıkmasını. Bugüne kadar nasıl böyle kimse yorum yapmamış ya? Oo, maşallah. Burası da gördüğünüz gibi, burası da. Sildik, süpürdük. Şimdi arkadaşlar yemeklerimizi yedik, bir güzel karnımızı doyurduk, hesabımızı da ödedik. Hesabı ödedikten sonra biz hepimiz bir şok olduk açıkçası çünkü toplamda 300 lira ödedik. 2 çorba, ortaya mezeler, benim söylediklerim hepsi birlikte 300 lira tuttu. Bence fiyat olarak da oldukça uygun. Yani çünkü benim oturduğum yerde dışarıdan bir salata söylediğimde sadece şu anda 300 liraya söyleyebiliyorum ve 3 kişi yani aşağı yukarı karnımızı doyurduk. Tamam, sadece siz çorba içtiniz, ortada bir şeyler vardı ama bence yeterliydi. Yemekleri de dediğim gibi çok beğendim. Şimdi ilk yorumu atan ve puanı veren ben oluyorum. Bence burası 5 yıldızı hak ediyor arkadaşlar. Buraya ben 5 yıldız veriyorum ve yorumumu da yazıyorum. Burası bir restoran olduğu için 3 ayrı değerlendirme çıktı. Yiyecek, hizmet, atmosfer. Yiyeceğe bence 5 yıldızı hak ediyor. Hizmet de gayet iyiydi. Hizmete de 5 yıldız verdim. Atmosfere 4 veriyorum, tamam mı? Yorum olarak şimdi ilk yorumu atıyorum. İlk yorumu yazayım mı? YouTube'dan biliyorsunuz aşinayım. Mutlaka bir ilk yorum atan ilk yorum yazar. O konuda bir takdir bekler biliyorsunuz. Şu anda ben her yere ilk yorum yazıyorum. Yemekler oldukça lezzetliydi. Vedat Milor. Özellikle zeytinyağlılara ve mezelere bayıldım. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir sonunda ilk yorum yazıp şu işareti atasım geldi, hadi onu da yapayım. Şöyle bir gülücüğümü de attım. Evet, gönderiyorum. Yayınladım. Evet, yorumumuz yayınlandı. Gerçekten güzel bir deneyim yaşadık. Çayımı da içiyorum hatta. Güzel bir yemeğin ardından bir çay kahve içmek üzere arkadaşlar. Ben puanlanmamış, daha önce hiç kimsenin yorum yapmadığı bir kafe bulma arayışına girdim. Ve oldukça güzel de bir kafe buldum. Yani güzel gözüktüğünü düşündüğüm bir kafe buldum. İsmi de Teras Kafe. Güzel bir manzara eşliğinde çayımızı kahvemizi içeriz diye düşündüm. Gerçekten de çok keyifli bir yer gibi gözüküyor. Fakat burası caminin çay ocağıymış. Ben puanlanmamış, daha önce hiç kimsenin yorum yapmadığı kafe diye buraya geldim. Burası bildiğiniz caminin avlusu bu arada. Yani bayağı caminin bahçesinin içerisinde bir mekan. Ufak bir ibare ekleseydiniz, Kağıthane Merkez Camisi'nin çay ocağıdır falan gibisinden. Yani niye böyle bir şey yok bilmiyorum. Şimdi gidip burada çayımızı içelim mi? Eğer bizi içeri alırlarsa bir çay içelim, yorumumuzu yapalım. En azından bizim gibi hani geleceklere bir uyarıda bulunmuş olalım. Buraya gelecekseniz arkadaşlar hani bir aklınızda bulunsun. Burası caminin avlusunda. Gelin içeriye gidelim bakalım bizi alacaklar mı? Manzara güzel. Merhaba. Kahven var mı? 2 sade, bir tane çay aldım. Dışarıdayız. Şuraya oturun dedi. Bu arada manzara olarak gerçekten çok güzel. Yani bayağı bir kağıthaneyi görüyorsunuz buradan. Önü çok açık, çok güzel. Bu arada cami de daha açılmamış. Yani burası inşaat halinde. İlk çay ocağını açmışlar camiden önce. O da biraz garip. Burada böyle bir küllük var arkadaşlar. Ağzına kadar dolu izmaritler. Hizmet? Bu arada Türk kahvesi sipariş ettik biz. 2 Türk kahvesi, bir de çay söyledik. Tam anlamıyla bir çay ocağı. İçeride bir adet de muhabbet kuşu vardı. Ya insan oraya bir not düşer ya, bilmem ne camisinin çay ocağıdır diye. Ya böyle olur mu? Bu arada kahvemiz de geldi. Yanında da bir lokum var. Onun da tadına bakarız. Güler yüzlü bir işletmeci. İnsan, kahve güzel. Kahve güzel, güzel bir sade Türk kahvesi. En son Türk kahvesini nerede içtim biliyor musunuz? Ve en son lokumu nerede yedim biliyor musunuz? Yunanistan'da yedim. Enteresan bir nüans oldu ve saçlarımda da böyle çok abartılı bir model var. Güzel ama kahve. Hı. Lokumu deniyorum şimdi. Lokum da güzel. Bol fıstıklı lokumunu beğendim. Şöyle bir cami hatırasını çekeyim. Cuma'ya gitmez, camiye kahve içmeye gelir işte. Şimdi o zaman yorumumuzu yapalım diyorum ben. İlk yorumu atan biz olalım. İnsanları birazcık bilgilendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu konuda. Şimdi nasıl bir puan vereceğiz arkadaşlar buraya? Şimdi burası geleneksel çay evi olarak geçiyor zaten. Hemen açıklamalar kısmında bunu belirtmişler. Burasının caminin içerisinde olduğunu bize belirtmediler. O yüzden nasıl bir puan verelim? Bir diyemem, kahvesi güzeldi. Üstelik lokum ikram ettiler. Lokum da çok güzeldi. Çay da güzeldi diye tahmin ediyorum. Yine 3 ayrı kategoriye ayırdık. Yiyecekler güzeldi. Eğer yiyecek olarak değerlendiriyoruz. Tam yiyeceğe 4 verdik. Hizmete lokum yedik diye de belirttim. Hizmet de okeydi. Hizmet güzeldi adama. Ona da 4 verdim. Atmosfer. Kötü bir puan verirsem şu anda hani caminin atmosferine kötü mü demiş olacağım? Hayır arkadaşlar. Ben bir kafenin atmosferinin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum aslında. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biz Viyana'da mı yoksa Roma'da mı aynı bu şekilde bir kafeye gitmiştik ve kilise konsepti vardı. Orada olunca güzel oluyor da caminin altında olunca mı güzel olmuyor? Doğru söylüyorsun. Camiye 5 yıldız ver o zaman. Şu anda cami açılmamış ve etrafta kum tepeleri var. Dolayısıyla aslında atmosferimiz inşaat atmosferi. Arka taraftaki manzara güzel ama inşaat içerisinde olduğu için 3 vereyim ben buna. 3. Kararsız birisiyim not verme konusunda. Şimdi yorumumuzu yazıyoruz. Türk kahveleri gayet güzeldi. Servisi yapan kişi de çok güler yüzlüydü. Ama mekan cami avlusunda. Daha bir şey yazmama gerek var mı? Yorumumuzu gönderdik. Toplamda arkadaşlar 70 lira tuttu. 2 Türk kahvesi, bir çay. Bir önceki yerde 300 lira yemek yediğimiz için bana şu an biraz fazla geldi ama tabii ki genel olarak hani genel fiyatlara göre okeydi bence. Bunlar arkadaşlar 12 taşıymış ve Afganistan'dan 6 ayda gelmiş. Birazcık da cami hakkında bilgi sahibi olduk. Açılmamış dedim ya size cami. Gel içeriği de göstereyim hatta. Wow. Kanala abone olmayı unutmayın. Oha, ilk defa bunu camide söylüyorum. Belki Allah dualarımı kabul eder şu anda. Allah'ım yeni yılda 5 milyon abone istiyorum. Camide istiyorum bunu. Lütfen bu gerçek olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sanki böyle bunu da Allah'tan istiyormuşum gibi oldu. Allah'ım kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yukarıya bakarak. Hadi gidelim. Bütün gün hiç yorumlanmamış mekanları gezdik sizlerle. Günün kapanışında daha önce hiç kimse tarafından yorumlanmamış bir otelde yapacağız arkadaşlar. İstanbul'un tarihi semtlerinden birisi olan Fatih'teyiz, Vefa'dayız. Hani şu artık yalnızca İstanbul'da bir semt ismi olan Vefa'dayız. Bakalım nasıl bir otel çıkacak. Hadi gidelim. Ödemeyi evden mi yapacağız? Evden derken kart geçiyor mu? Kart olursa %20 şeyi var. Siz asansörün için... Havale yapalım. Bir odayı gösterecek. Beğenirsek isteyeceğiz. Neredesin? Buradayım. Bir bura var. İstiyorsan oraya bak. Bir de buraya bak. Ben temizse sıkıntı yok ya. Temiz. Girişten. Ne diyorsun? Yemez mi? Burası daha karanlık. Daha aydınlık orası. Burası ön taraf ya. Daha aydınlık. Orası olsun işte. Daha önce hiç kimse tarafından yorumlanmamış otel odamızda sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Odaya ilk girdiğim anda ya bana böyle çok hastalıklı bir hava verdi. Çünkü kullanılan renkler çok kötü, ışıklar böyle okuldaymışım gibi, sanki okulda son ders zil çalmasını bekliyormuşum gibi bir hava yarattı bende. Bu mavi renk daha çok hastanelerde ve okullarda kullanılır zaten biliyorsunuz. Adam bize iki farklı oda gösterdi. İstediğinizi seçin dedi. Biz içeriye ilk girdiğimizde ha okey temiz gözüküyor falan dedik ama bence hiç temiz değil zaten. Bunlara birazdan teker teker bakacağız. Eşyalar da sanki spotçudan alınmış gibi değil mi? Çok eskiler. Şuna bak. Şu mini barın şurasına bakar mısın? Kırılmış. Niye kolibanda yapıştırma ihtiyacı hissettiler acaba? Hatta bir açıp bakalım ne var içinde. Ey çok pis ya. Buzdolabının içine bakın. Zaten bomboş. Bomboş olmasını geçtim. Sarı sarı lekeler var pislikten. Şuraları paslanmış. Bu da yine büyük ihtimalle bambaşka bir otelde 25 sene boyunca iş yaptı, hizmet verdi ve daha sonra spotçudan bu buzdolabını satın aldılar. Burada bir kettle'ımız var. Fişini takalım. Bu arada şu kablo da o kadar korkunç ki sanki her an çarpılabilirmişiz gibi bir vibe veriyor bana. Taktık. Bakalım çalışıyor mu kettle'ımız? Bak kaynamaya başladı. Okey ya, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Kettle'ı kapattım gürültü yapmasın. Burada çaylarımız var. Yalnız odada su yok. Bir şişe dahi su yok odada. Diyelim ki buraya yazın geldiniz arkadaşlar. Bakalım bu klima çalışacak mı? Çalışıyor, çalışıyor. Televizyon çalışıyor mu bir bakalım. Açıldı mı kankam? Televizyon açıldı ama normal kanallar yok mu? Ya ben bir turistim geldim atıyorum Survivor izlemek istiyorum. Çalışacak mı bu? Maalesef arkadaşlar televizyon açılıyor fakat televizyonumuzda herhangi bir kanal bulunmuyor. Elektronik aletlerden 3 tanesini denedik. 2 tanesi sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Fakat televizyon birazcık göstermelik kullanılmış burada. Bir de yukarıda bir ışık var sürekli yanıp sönüyor. O da beni birazcık gıcık etti. Biliyorsunuz işim gereği ben çok fazla kötü otele gittim. Hani böyle söyleyince de kulağa bir garip geliyor ama çok fazla günlük kiralık evde, kötü otelde bulundum ve bunların videosunu çektim. Dolayısıyla benim en korktuğum alan hep yataklar oluyor. Şimdi ilk olarak bu yatağımızı bir inceleyeceğiz. Çarşaflarına bakacağız ne kadar temiz. Çünkü beyefendi özellikle dedi ki odamız temizdir. Temizlik konusunda sıkıntı olmaz. Şimdi gelin bakalım. Buraya bir bakalım öncelikle. Görüyor musunuz şunu? Ah bak burada bir saç var hatta. Bu saç benim saçım değil. Ay iğrenç. Bak. İğrenç bir sürü her yerde saç var. Bunu buradan alıyoruz. Her taraf saç, kıl. Allah kahretsin. Tekrar saçlar çıktı. Bir de bak şimdi size bir uyarıda bulunmuş olayım. Beni izleyen sevgili takipçilerime. Sakın şu yatak örtüleriyle ve yatağa ait değilmiş gibi gözüken yastıklarla uyumayın. Özellikle bunlar asla yıkanmıyor otellerde. Hani iyi bir oteldeyseniz de yıkanmıyor büyük ihtimalle. Yatak örtüleri. Bak pis. Yıpranmış. Fecaat. Gönderdik. Daha pislerini gördüm ama. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi yastığımıza bakalım. Yastığın şuralarındaki bunlar ne abi? Yastığın şuralarında da lekeler var bu arada. Yani sadece burası değil. Hatta şurada bir tane kıl var. Yine ufak bir kıl diyorum çünkü saç olmak için fazla küçük. Şurada bir kıl. Minik bir kıl. Kol kılı gibi. Sakal gibi. İçinden bir çıkartmak istiyorum. Yastığın kendisi ne kadar temiz. Ya çok daha kötü yastıklar gördüm. Yastığın kendisi bayağı iyi çıktı hatta şimdi. Haklarını da teslim edelim. Diğer yastığımıza bakalım. Aynı şekilde bunda da minik minik lekeler, pislikler var. Ön tarafı biraz daha temiz. İçine bakalım bunun. Bu yastık biraz daha bir şeyler çıktı. Minik minik pislikler. Kahve mi dökülmüş bilmiyorum. Şöyle lekeler var. Odaya düşen bir kıl tanesi. İlk kıl. Kocaman saçların olmaması lazım zaten ilk etapta. Bu ne abi? Bunlar kimin saçı ya? O, ne biçim avlu lan? Aa çok pis ama. Şu an ayıp oldu. Bu çok ayıp ya. Bu ayıp oldu şu an. Bak orada hani yastıklar falan biraz durumu kurtarıyor gibi olmuştu da bu havlular bu kadar pis olmamalıydı. Sümük mü var? Ne bileyim ben yere sermişler sümük gibi sanki. Böyle gözüküyor. Çok pis havlular. Aynen. Arkadaşlar ben ne istiyorum biliyorsunuz kaldığım otellerde? Ku istiyorum ya. Şöyle bir havludan yapılmış ku bekliyorum. Bu videoları çektikten sonra Kıbrıs'ta bir otele gitmiştim. Benim için sağ olsunlar. Havlulardan ku yapmışlar. Bunları da yaşadım. Bu havlular çok pis ama bunlar olmamış. Hatta iğrenç. Oo, sapsarı. Bunları hiç yıkamamışlar. Ben ona emin oldum. Zaten hiç yıkanmış bir vibe'ı yok. Şimdi burada kalsanız duşa giremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Duşa daha bakmadık ama havlular çok pis. Yatağımız nasıl? Adamın kılı hem de adam kılı böyle kol kılı yani kıvırcık kol kılı. Öyle şeyler var. Şurada var. Normal ya. Beklemediğim bir şey değil. Evet bunlar artık bende normal. Bunlara şaşırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer yatağıma bakıyorum arkadaşlar. Bu ne lan böyle kocaman pislik var direkt üstünde. Bir üzerinde lahmacun yemiş gibi bir yağ lekesi. Gördün mü? Şu bölgede. Bu yastığın içi çok mu sarı? Bana öyle geliyor. Yastığın içi çok sarı. Pis pis. Öf 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 öf. Bütün ağız salyası. Kafa derisindeki yağ. Hepsi burada. Ya bu nasıl böyle oluyor ya? Benim evimdeki yastıklar hiç böyle değil ya. Aynı şeyler var, aynı lekeler var. Ya bence böyle bir otelde, çok fazla kişinin kaldığı otellerde mutlaka bir yatak koruyucu olması gerekiyor. Yani işletmeciler için de bu önerim olsun arkadaşlar. Yani yatak koruyucu kullanın. 1000 tane kişi geliyor yatıyor. Kaç kişi yatıyor ya burada? Böyle olmaz. Şimdi hemen bu tarafa geçelim. Burada aslında şirin bir şey yapmışlar. Böyle İstanbul'un eski bir semtindeyiz. Hani belki olur da dışarıyı izlemek istersiniz de şark köşesi gibi karşılıklı 2 tane koltuk koymuşlar. Böyle birazcık geleneksel bir desen tercih etmişler ama perde çok kötü. Perde o kadar kötü ki. Ama ne böyle ya? Ön taraf güzel ama. Bak burada da bir kıl var. Ya bu odayı temizleyen kişi çok kıllı. Her yere döküyor kılını. Saç al. Bu ne lan böyle? İğrenç değil. Nasıl saç var ya? Bak bir şey nasıl oldu canlandıralım şimdi. Çok kıllı bir adamım ben, tamam mı? Kolları sıvadım. Böyle perdeyi açarken kolundaki kıllar yapışıyor mu acaba? Yani çok imkansız çünkü hani kaşı olsa kaşındaki kıl buraya yapışmaz. Ya da büyük ihtimal kedi gibi çok kıl ve tüy döken birisi havalara uçuşuyor. Tüyleri de öyle yapışıyor buraya. İmkansız çünkü ya buraya kıl yapıştırması. Manzarası güzel ama dediğim gibi eski bir semt olduğu için. Şimdi bir de burada gördüğünüz gibi tarihi eserlerimiz, tarihi eser değil. Burada gördüğünüz gibi sanat eserlerimiz var. +1 puan sanata önem veriyor. Hatta bir tane de şuraya koymuş. Ama oradan da aynı +1'i kırıyorum. Çünkü oraya saklamış. Bu da biraz ayıp olmuş. Mesela bunu böyle koysa daha şık olurdu. Acaba dedim arkada kapatmak istedikleri bir şey mi var ama hiçbir şey yok. Normalde biliyorsunuz otel odasına girdiğimde benim için olmazsa olmaz bir boy aynasıdır diyordum. Boy aynası var. Buradan da yine güzel bir puan alır benden. Yunanistan'da gittiğimiz mesela evde böyle bir ayna yoktu. Düşüncesizlik olmaz. Bu güzel. Güzel de gösteriyor. Işık kötü ama. Şuralara bakmadık. Buranın perdeyle ilgili bir sıkıntısı var. Aşağıda bir yedek perde var. Burada bir... Ay... Burada yedek yastık koymuşlar arkadaşlar. Yedek koydukları yastık çok pis. Sapsarı. Yine saçlar, kıllar. Bu ne biliyor musunuz? Yıkamaya üşendik. Biz bunu buraya koyduk yastığı bu. Çünkü bu yastık asla yıkanmamış ve çok pis. Şimdi banyoya giriyoruz. Banyoya ilk gördüğüm anda genel odaya göre birazcık daha düzgün bence dizayn edilmiş. En azından fayanslar, duvarlar herhalde yenilenmiş burası. Duş jelimiz var. Şampuanımız var. Eve götürmek isterseniz. Bakalım saç kurutma makinemiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Dolaba bakalım. Çok paslı lan. Bu nasıl bu kadar paslanmış? Şimdi klozete bakalım. Elimle dokunmak istemiyorum. Ya izleyenler sonra de ki nasıl öyle ellerinle dokundun? Haklısınız. Ama merak etmeyin eve gidiyorum böyle 3-5 defa yıkanıyorum. Kendimi keseliyorum bu videolardan sonra. Evet ama bir çamaşır suyu kokusu geldi biliyor musun açınca? Galiba çamaşır suyu dökmüşler öncesinde bir gelmeden biz. Kötü değil. Şimdi şöyle... Sifon çalışıyor mu? Sifon da çalışıyor. Aslında duş da fena değil. Duş da gayet temiz gözüküyor. Çalışıyor mu bir bakayım ama? Çalışıyor arkadaşlar. Aslında havlular temiz olsa burada duşa girersiniz. Banyo bence odanın tamamına göre çok daha temiz. Elimi yıkayacağım ben bir. Odamız bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle birlikte incine cıncığına kadar her şeyine baktık. Şimdi civarda bir Vefa bozacısı var. Dediğim gibi tarihi bir semtteyiz. Oraya gideceğiz. Hem bozamızı yudumlayacağız hem de bu otel için ilk yorum atan biz olacağız. Arkamızda gördüğünüz gibi tarihi Vefa bozacısı. Ben de bozamı aldım bu arada, denedim. İçerideki bozacı o kadar sinirliydi ki arkadaşlar çok gerildim açıkçası. Çiğ köfteci Ali Usta vibe'ı var. Biliyorsunuz o da Fatih bölgesindeydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki bu bölgede bir genel olarak gerginlik var. Bir boza içeceğim dedim. Acayip gerildim ya. Neşeliydim. Neyse boza da bu arada normal aldığımız bozalardan hiçbir farkı yok ya. Biliyorsunuz Vefa bozası zaten normalde de satılıyor. Kısacık bir araya boza yorumlaması da sıkıştırdım. Şimdi otelimize ilk yorumu atan biz oluyoruz. Çok kritik bir noktadayız. Yorumlarım aşağı yukarı kafamda hazır ama kaç yıldız vermeliyiz sizce buraya? Bence konum olarak güzel bir yerde. Geceliği 810 liraydı. Aslında fiyat olarak da bence çok okey değil. Hani konuma göre belki eğer güzel bir yer olsaydı, içerisi gerçekten kalabileceğimiz bir yer olsaydı okeydi ama çok temiz olmadığı için ben açıkçası bu fiyatı çok yakıştıramadım. Temiz olsa evet gerçekten hakkını veririm. Çok güzel fiyat performans derdim ama çok temiz değildi. Kalınacak gibi değildi. Bence 2 yıldız verelim. Hani sanata saygısından vesaire, banyosu temizdi. Oradan bir 2 puanı hak etti. 2 puan verdim. Şimdi odalar hizmet ve konum olarak değerlendireceğiz. 2 oda gördük. 2 oda görme fırsatımız oldu. Bence odalara da 2 verelim. Hizmet çok iyi olsaydı o çarşaflar temiz olurdu bir kere. Hani okey, girişteki adamın tavrı falan fena değildi de hizmete ben 3 diyeyim mi? 2 ya, 2. Hizmet 2. Konum olarak ben 4 veriyorum. 4 yıldız. Şimdi kişisel deneyimimizi paylaşıyoruz. Konum ve fiyat performans bakımından çok iyi bir otel gibi gözüküyor. Fakat hijyen bakımından maalesef sınıfta kaldı. Nevresimler ve yastık kılıfları çok pisti. Bence gayet bizim deneyimimizi yansıtıyor. Bunu gönderiyorum. İlk yorum yapan şu anda ben oluyorum. Evet sevgili dostlar, videomuz bu şekildeydi. Sizlerle birlikte bugün 4 farklı mekana gittik. Bence otel haricinde hepsinin elle tutulur bir tarafı vardı. Umarım yorumlarımla sizlere de faydalı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Devamının gelmesini istiyor musunuz? Başka nerelere gidelim? Mutlaka bunları da yorumlara yazın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.